Onu alıyorlar. Ya insan böyle yüksek sesle hayretine belli eder mi? Şevke, zevke bakar mısın? Şimdi bu ifadeleri okuyacağım. Çok enteresan Hasan abi. Bu hafta sevincim ve şevkim pek ziyadeydi. Kim diyor bunu? Hüsrev abi. Merak ettim, bakayım ne isim vermiş. Herhalde iyi bir yerden para gelmişti. Bak, sevincim ve şevkim, bizim de sevincimiz ve şevkimiz biraz ziyade olması lazım. Nasıl? Bir taraftan senelerden beri tap edilmesi ve aleme İslam'a neşredilmesi için istinsah edilen, çoğaltılan o kıymettar mahzeni hakaik, hakikattar mahzeni emin vadilere gönderiliyordu. Diğer taraftan şu baharın cazibedar güzelliğinden pek çok yüksek bir nuraniyetle karşımıza çıkan 29. mektubun her bir kısmının verdiği, bak her bir kısmının verdiği zevki manevi içerisinde yaşıyorduk. Bu nasıl bir ifade? 29. mektubun her bir kısmının verdiği manevi zevk içerisinde yaşıyorduk. O yüzden bu hafta, bütün hafta o 29. mektubun verdiği feyiz ve sevincinden dolayı şevki çok ziyadeymiş Hüsrev abinin. Bizim de böyle olmamız gerektiğini söylüyor. Kenzül Arş duasının feyzinden gelen ikinci bir nükte-i Kur'an'ı mektubunuz gelmeden evvel arkadaşlarla birlikte tekrar okuduk. Beraber okuyorlar yine. Tetkik gayesi, bak tetkik, araştırma. Mektup geliyor, daha tetkik etmedik diyor. Hiç birimizde olmadığı için gaye 10 dakika içerisinde yazılan bu kısmın nurani şuleleri arasında kaldık. Tetkik etmiyorlar. Mektup geliyor üstattan. Sadece okuyorlar. 10 dakikada o risalenin nurani şuleleri, ışıltıları, parıltılar arasında etraf ne olduysa artık, olmazsa bunu yazmaz zaten. Okurken ağzımızdan arada sırada çıkan, bak okurken ağzımızdan arada sırada çıkan sadayı hayret. Burayı ilk defa gördüm Hasan abi. Cezbe oluyor tarikatta mesela. Allah Allah. Bak tetkik etmiyorlar. Okuyorlar. İçerisinde müthiş bir nurani şuur oluyor. İçerisinde bunu ve bu haret girişte diyor ki bir hafta diyor. Bir hafta ya. Sevincim ve şevkim pek ziyadeydi. Yetiyor yani bir hafta. Sonra okurken ağzımızdan arada sırada çıkan sadayı hayret. Ne demek sadayı hayret? Hayret sesi. Allah Allah diye, yani hayretle maşallah. Bağırmıyor içinden. Bağırıyor. Ve tuhacıktan, şaşırmaktan başka bir şey bağırıyor. İşitilmiyor diyor. Ve yüzümüzden akan beşaşet. Beşaşet şey mi abi? Nuranlik. Bu da nedir? Yüzümüzden akan beşaşet. Duyduğumuz manevi zevki tarife kafi geliyordu. Ya nasıl okumuşlar? Nasıl bir halet? 10 dakikada okuyorlar. 10 dakika tetkik yok. Birden içerisinde nuraniyet kaplıyor. Işıltılar. Ondan sonra şurası benim beynimden vurdu zaten. Okurken ağzımızdan arada sırada çıkan sadayı hayret ve taaccüpten başka bir şey işitilmiyor. İşitilmiyor. Nereye girdilerse artık hayretler sesim olmuş. Ve yüzümüzden akan beşaşet duyduğumuz manevi zevki